so. No one. The- Sevgili basın dostlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Televizyon ilk kez 1923 yılında Hastings kasabasında icat oldu. 1968'de Türkiye'ye geldi. Ama şimdi Turkcell bu piyasaya da girdi ve gördüğünüz gibi koskocaman altın bir artı koydu yanına. Son televizyon ne hale gelmiş? Sevgili Genel Müdürümüz Süreyya Celibi, sahneye davet ediyorum. Çok teşekkürler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten bizim için önemli bir gün. Yani vizyonumuz, hedef aldığımız vizyon gerçekleşiyor. Orada bugün önemli bir adım atıyoruz diye düşünüyoruz. 3G'nin gelmesiyle, 3G'nin gelmesiyle Türkiye mobil TV ile tanıştı. Ve mobil TV gittikçe momentum kazanıyor. Gittikçe daha fazla insan mobil TV'den yararlanıyor. Her yerden her zaman mobil TV'yi kullanıyordu. Ve 100 bin kullanıcıya ulaştık. Kişi başına kullanım da 2011'de 1520 dakikaya ulaştı. Fakat burada çok artan bir grafik var, onu da vurgulamak istiyorum. Biz mobil TV'de basındaki medya iş ortaklarımızla beraber çalışarak o kanalları müşterilerimize ulaştırma fırsatını yakalamıştık. Fiber'de hem fiber altyapımızda hem de 3G altyapımızda güçlü bir altyapı kurunca bunun üstüne uygulamalar geliyor. Ve tabii ki televizyonla ilgili uygulamalar da burada, video ile ilgili uygulamalar da burada çok önemli. 30 bin kilometrelik fiber omurga altyapımız, Turkcell Super Online'in altyapısı. Onun üstünde 2G ve 3G şebekesi. Burada da en yakın rakibimizden 6 bin daha fazla iletişim ünitesi var, baz istasyonu var. Toplam 30 bine yakın. 30 bin, 30 bin. Bu güçlü altyapı çok zengin bir kullanıcı deneyimi sunmamızı sağlıyor. Bu altyapının gücü kullanıcı deneyiminde çok önemli bir faktör. O yüzden çok güçlü bir altyapıya sahip olduğumuz için İçerik servislerde de müşterilerimize en iyi kullanıcı deneyimini sunmaya odaklandık. Video ve televizyon izleme alışkanlıkları değişiyor diyoruz. Burada biraz evvel bahsettiğim altyapının hızı sayesinde daha kaliteli, daha zengin ve interaktif yayın, akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla daha fazla kişisel ekran. Bunlar bu değişimi tetikleyen önemli güçler. Bir de sosyal medyanın gücü var. Yani bütün güçlü altyapıyı, bu değişik ekranları, yani cep telefonları, akıllı cihazlar, tabletler, PC'ler, akıllı televizyonlar, bunların piyasaya gelmesi, sosyal medyanın güçlenmesi, yaygınlaşması, bunlar ortaya muazzam bir kullanıcı deneyimi çıkartıyor. Sosyal medyanın gücüyle de insanlar kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini, kendi değerlendirmelerini paylaşıyorlar. Ama aynı zamanda sosyal medyaya erişerek sistemi doğru kurarsanız bir kullanıcı olarak da arkadaşlarım neler düşünüyor? Kullanıcıların değerlendirmeleri ne? Onların görüşlerini, geri bildirimlerini öğrenmek
onların değerlendirmelerini keşfetmek de mümkün oluyor. Yani televizyonda veyahut da filmlerde hangi film ne şekilde başarılı? Bunun hakkında çeşitli yerlere gidip okumanın yanında, değerlendirmeleri, kritikleri okumanın yanında arkadaşlarınız ne düşünüyor? Bunu da paylaşmak sosyal medyaya içine katınca mümkün oluyor. Yani bütün bu güçler, altyapının gücü, ekranların kişiselleşmesi, sosyal medyanın güçlenmesi, yaygınlaşması bize bizim video ve televizyon izleme alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Ve eski televizyondan yeni bir, bambaşka bir kullanıcı deneyimine geçiyoruz. Yeni Turkcell TV Plus'la artık senin televizyonun oluyor. Kişiselleşme, personalized. Senin özelliklerine, senin profiline göre, senin sevdiğine göre, senin hobilerine göre, senin ihtiyacına göre bir sunum mümkün oluyor. O yüzden kişisel diyoruz, senin diyoruz. Bu birincisi. İkincisi de interaktif olması. Yani siz artık bir televizyon programının yayınına mahkum değilsiniz. Müşteriler istedikleri anda istediği program, istediği içeriği seyretme fırsatını yakalayacaklar. Yakalıyorlar. Yani bu interaktivite de muazzam bir değer teklifi. Yani insanın sonunda her yerde, her zaman istediği içeriği seyrediyor olması, bu çok güçlü. Yani teknoloji bizim buraya ulaşmamızı sağlıyor. Bir de yani evvelden aile bir tane ekranın arkasına gelirdi. Orada ailenin en güçlü elemanının elinde kimdeyse o remote control, kontrol orada. Şimdi artık bu 4 tane ekrandan bahsediyoruz. Akıllı telefon, akıllı cihaz ekranı, tablet ekranı, PC ekranı ve büyük televizyon ekranı. Bunların hepsinde bir yerde kullanıcı deneyimi de çok benzer olacak. Ve hepsinde bu kişiselleşme ve interaktivite yüzünden müşterilerimiz için muazzam bir değer teklifi geliyor. Yani bu gerçekten bir dönüm noktası. Yani nasıl normal ses telefonlarından akıllı telefonlara geçtiğimizde bambaşka mobil internetle güçler elde ediyoruz. Benzer şekilde de TV dünyasında da önümüzdeki yıllarda muazzam bir değişim yaşayacağız. Ve yani bu bence bu bir tahmin değil, bu mutlaka olacak diye görüyorum. Sadece zaman işi. Biz de Turkcell'de, Turkcell TV Plus'la bu yeni dünyaya, yeni yolculuğa bugün başlıyoruz. Şimdi ben sahneye Cenk Bayraktar'ı davet edeceğim. Cenk Bayraktar biliyorsunuz genel müdür yardımcısı, bu işimizden sorumlu. Turkcell TV Plus hakkında çok daha detaylı bilgiler verecek ve aynı zamanda size demo da yapıp göstereceğiz. Cenk hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkürler. Kontrolü sana veriyoruz. Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Son dönemde televizyon platformu reklamları çoğaldı. Farkındasınızdır. Bol bol reklam görüyoruz. İşte biraz da ben size nedenini anlatacağım. Nedeni Turkcell TV Plus. 35 milyon Turkcell'liye kişisel televizyon deneyimini aktarıyor olacağız. Önümüzdeki dönemde TV Plus'la birlikte. Birçok artısı var. Ben size şimdi bazı artılarından bahsediyor olacağım. Önce içerikle ilgili artılarından bahsedelim. DVD ile aynı zamanda vizyon filmlerini artık TV Plus'ta bulabileceksiniz. Kirala izle ile 2 ila 4 lira arasında bu filmleri kiralamak bundan sonra mümkün olacak. Sinema paketinde ise 200'den fazla film pakete üye olanlar için ek ücret olmadan direkt görülebilir, seyredilebilir halde olacak. Tabii ki filmlerimiz dublaj, orijinal ve altyazı seçeneğiyle birlikte sunuluyor olacak. Evet, 40'tan fazla kanalımız TV Plus'ın içinde. Burada
özel bir teknoloji sayesinde sizin internet genişliğinize göre yayın hızını, yayın akışını adapte eden bir teknoloji kullanılıyor. Böylelikle kesintisiz izliyor olabileceksiniz. Cihazınız ne olursa olsun. Tabii ki hayatımızın artık vazgeçilmez bir parçası olan dizileri de geçmiş bölümünü ve kaçırdığınız kısımlarını izlemek artık TV Plus'ın içinde mümkün olacak. Birkaç tane özelliğine özellikle bahsedersek canlı yayını durdurup oynatabileceğiz. Tabii bunu zaten herkes yapıyor biliyorsunuz, durdurup oynatmayı. Ama burada TV Plus'ın önemli bir farkı, belli bir kanala geldiğinizde başladığınız noktada değil sadece geri almanız, o programın en başına kadar gidebiliyor olacaksınız. Aynı zamanda biraz sonra demolarda göstereceğim, hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Buradaki altyapı tümüyle 3 ekran üzerine kurulmuş bir altyapı olduğu için ve Türkiye'deki ilk ve tek 3 ekranlı sistem olduğu için, değişik daha sonradan eklenen sistemler üzerinde çalışmadığı için bir cihazda başlayıp o cihazda bıraktığınız yerden başka bir cihazda devam edebiliyorsunuz. Aboneliğiniz bütün cihazlar için geçerli oluyor. Aynı anda iPad'iniz, mobiliniz ve TV webinizden de izliyor olabiliyorsunuz. Tabii ki geçen hafta kaçırdığın dizileri de böylelikle bu altyapı içinde izleyebiliyorsunuz. Evet, biraz sosyalleşmeden bahsetmek istiyorum. Süreyya Bey değindi. Böyle bir platforma girdiğinizde içeride çok zengin içerik var. Ne seyredeceğine insan bir nevi karar vermiyor. Ben bir süredir bunu, 1-2 aydır evde kullanıyorum. Evde ve yolda özellikle çok kullanıyorum. Gerçekten ilk neyi seyredeceğinizi bilemiyorsunuz. Tabii biz test eden arkadaşlar olarak birbirimize özellikle tavsiye ettiklerimiz çok önemli bir değer oluyor. Çünkü arkadaşlar, tavsiyesine güvendiğiniz arkadaşların izleyip beğendiklerini izleme imkanınız var TV Plus'ın içinde. Tümüyle onların görüşlerini görebiliyorsunuz. Arkadaşlarınız o sırada ne izliyor onu görebiliyorsunuz. Üstüne tıkladığınızda siz de birlikte seyretmeye başlıyorsunuz. Böylelikle yan yana olmasanız bile aynı şeyi seyredip görüşlerinizi birbirinizle tweetler üzerinden paslaşabiliyorsunuz. Bir diğer konusu, oradaki canlı yayınlarda özellikle canlı tweetleri de, o yayınla ilgili tweetleri de tümüyle görebiliyorsunuz. Girdiniz, en çok ne izleniyor onu da görebiliyorsunuz. Yani arkadaşlarınızı geçtiniz. Diyelim ki siz o sırada ne popüler, ya şu sırada en çok ne izleniyor, bunu da görebiliyorsunuz. Böylelikle tıkladığınızda siz de izler hale gelebiliyorsunuz. Yani aslında özetlemek gerekirse, hani yayın akar, seyirci bakar dönemi biraz geçiyor artık. Ne isterseniz onu izliyorsunuz. Arkadaşlarınız ne tavsiye ederse onu izliyorsunuz aslında. Tabii bizim için değerli bir içerik olan futbolda yine TV Plus'ın içinde. Canlı maç yayınları sırasında bunu tümüyle cebinizden ve tabletinizden izleyebiliyor olacaksınız. 3G, Turkcell 3G kalitesiyle. Özellikle demoda ortaya çıkacak çok vurgulamak istediğimiz bir konu, bunu TV Plus aslında ilk kullanmaya başladığınızda hissedeceksiniz. Benzersiz, kolay, kullanıcı dostu kullanımı. Ve belli bir yerde farklı, belli bir yerde farklı ya da kullanıcının devamlı bir şeyler öğrenmek zorunda olduğu bir kullanımı yok TV Plus'ın. TV Plus şu andaki 3 ekranında da benzer bir deneyim sunuyor. Ve bunun da çok kolay olduğunu ilk elinize aldığınızda hissedeceğinizi düşünüyoruz. Evet, TV Plus'a nasıl sunacağız? 4 tane paketimiz var. Mümkün olduğu kadar basit tutmaya çalıştık. 4 tane paketimiz var. Bunlardan bir tanesi başlangıç paketi, webten TV ve dizi keyfi. Bu sadece webi almak isteyen kullanıcılar için. Standart paketimizde TV, diziler ve seçilmiş o paket için belli filmler oluyor olacak. Sinema paketi bol bol filmlerle dolu bir paket. Ve Lig TV paketimizde maçları kaçırmayacağınız bir paket. Burada başlangıç paketimizi Haziran ayına kadar ücretsiz olarak sunuyor olacağız. Diğer paketlerimiz, standart paketimiz aylık ve günlük alınabiliyor. Aylık 5.90, günlük olarak 1 TL olacak. Sinema paketi
9.90 olacak. Lig TV paketi de 14.90. Onu da günlük, aslında maç gününde de alınabiliyor, biliyorsunuzdur. Şu anki Mobil TV'de de öyleydi. 5.90'da günlük olarak maçı kaçırmak istemediğinizde alabileceğiniz bir paket. Evet, şimdi isterseniz TV Plus'ın reklam filmini bir izleyelim. Oh, tam maç keyfi yapacağım derken. Hop, kızınız film izlemek istedi. Dert değil, TV Plus bilgisayarda. Seçin en sevdiği filmi izlesin. Ama hanımı unuttunuz, dizi diye tutturur şimdi. TV Plus tablette. Açın en sevdiği diziyi izlesin. Aa, kaynanaya gelince ona saygımız sonsuz. Durun durun. Maçı kaçırdım diye hemen moralinizi bozmayın. TV Plus cebinizde. Başa sararsınız. Maça kaldığınız yerden devam edersiniz. Türkiye'nin yepyeni kişisel televizyonu Turkcell TV Plus. Cebinizde, bilgisayarınızda, tabletinizde. Turkcell TV Plus. 4 şeker kalitesiyle. Evet, isterseniz de biraz şimdi demomuzun üstünden geçelim. Şu size bahsettiğim özellikleri sizlerle paylaşayım. Evet, ekranımız gelmiş. Özellikle TV'lerden bahsetmiştik. TV'leri çok sayıda TV kanalımız var. Bunları da alfabe sırasına göre koyduk, rahat bulunsun diye. Şimdi isterseniz şu sıralarda heyecanlı bir hafta sonu yaşadık. Şu NTV Spor'a bir gelelim. NTV Spor'da reklam başladı. Ama biz onu bir başa alalım da şöyle baştan bir güzel seyredelim. Alantımız da olacak ama önce La Liga'ya gideceğiz. Haftalar geçiyor, heyecan artıyor. Artık yani neredeyse program bitmek üzereydi. Biz aslında en başına aldık programın ve reklamın, cumartesi yani günü bu programın başladığı reklam girişinden sonrasına direkt almış olduk. Şu anda yaklaşık 2 saat gerisinden programı seyrediyor oluyoruz. Real Madrid'in isterseniz başka bir kanala geldi. Geçelim. Maça gideceğiz. TNT'ye geçelim. Real Madrid'e... TNT kanalımıza baktığımızda geldi. Ben de birazcık böyle kendimi geri çekip küçük kardeş bir hissettim hep. Sohbetler var. Ya bir bakalım bunlarla ilgili iyi diye diye diye. Ablanla benzediğiniz ya da babanla benzediğiniz özellikleriniz var mı? Evet, biraz bakalım tweetler ne diyor bunlar. Ablamın görüntü olarak çok benzetiyorlar. Yani yüzümüz bence şu çok sırada benzemiyor. İnternette bu kanalla ilgili, bu programla ilgili ne dönüyorsa aslında bunların hepsini TV Plus şu anda kullanıcılara sunuyor. Ya burada tabii hani enteresan yorumlar da geliyor. Biz bayağıdır seyrettiğimiz için. Ben özellikle şeyden çok etkilenmiştim. Bu özelliği biz çok üstünde durduk. Mesela Acun bu özellikle o şarkıyla ilgili yarışma O Ses Türkiye'yi yönetirken farkındaysanız bu tarafta tabletinden devamlı tweetlere bakıyor. Ben birkaç canlı yayına katıldım. Devamlı tweetlere bakıyor ve oradan gelen yorumlara göre yönetiyor aslında. Burada da benzer bir konsepti yaratmaya çalıştık. Tweetler devamlı geliyor. Programlarla ilgili aslında millet neler düşünüyor onu görebiliyorsunuz. Diyelim ki ben bu programı beğendim. Evet, 76'da evlendim. Yani programı izliyorum, bayılıyorum. Mesela diyebilirim. Bunu mesela Facebook'ta ya da Twitter'da paylaşmak istiyor olabilirim. Çok keyifliydi. Biraz imaj çizilecek ama. Bayanları Twitter mi peki? Şimdi mesajımızı böylelikle göndermiş olduk. Bu şu anda Berk'in senin şeylerinde, Berk'in bu programın hastasıyım dedi. Şimdi bir de bakalım arkadaşlarım ne izliyor. Tabii ki Güney NTV Spor'da başka bir şey izliyor. Bu alttaki butondan da tümüyle arkadaşlarım şu sırada ne izliyor onları görebiliyorum. Bu arkadaş olayına biraz takılırsak, mesela şimdi sırf arkadaşlarıma geldim. Yani televizyonu böyle de açabilirsiniz bundan sonra. Sırf arkadaşlarıma geldim. İşte mesela arkadaşlarımdan bir tanesi Rio filmini izliyor. Şu İlker'in izlediği şeye bakalım diye anlaşmıştık. Sonra birileri bir sürü şey daha izlemeye başlamış. Şu Babamın Penguenlerini izleyelim.
Evet, direkt ona bastığımda ben artık onu seyredebiliyorum. Yani daha önce bunu denediğimiz için kaldığım yerden başlatalım diye seçtik. Yani şu anda o arkadaşımla aynı şeyi seyredebilirim. Aşağıdan da yazışmaya devam edebilirim. Yani tabii enteresan bir şey olduğunda, hani devamlı da değil de. Yani metrelerce uzakta olabiliriz ama birlikte izliyoruz. Birlikte tavsiye ediyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burada çok şöyle bir isterseniz bu filmlere tekrar geçelim. Mesela ben bir tane seçeyim şimdi. Şu maymunlar cehennemini seçeyim. Bunu seyreden var mı aranızda? Bu şu en başından bir başlatalım. Başından şu 125'te falan bir maymunlar kuduruyordu, oraya gittiler. Yani Boğaz Köprüsü'nde bunu düşünürseniz. Evet, isterseniz burada durduralım bunu. Şimdi farklı deneyimler, yani farklı ekranlar nasıl oluyor? Biraz ona bakalım. iPad'imize geçelim. Filme gidelim. Ya da hesabımdan da gidebilirim. Hesabımdan zaten görebiliyoruz değil mi? Hesabımdan zaten Maymunlar Cehennemi ve biraz önce babamın penguenlerini almış olduğum gözüküyor. Tek sistem var. Tek sistemde tek abonelik var. Bir kere alıyorsunuz filmi. Maymunlar Cehennemi'ne bastığımda kaldığınız yerden devam etmek ister misiniz diyor. Evet diyorum. Buradan devam ediyoruz. Burada ne hangi cihazı kullandığım hiç önemli değil. Cihazlar arası direkt geçiş yapabiliyorum. Burada durdur, orada başla. Değişik şekillerde ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi isterseniz biraz da şeye geçelim. Dizilere geçelim. Dizilerde ben Yalan Dünya'yı çok beğeniyorum. İşte son bölümünü diyelim ki kaçırdık. Son bölümünde özellikle buradaki birkaç tane konu yine aynen dizilerde de işte bunu izlerken insanlar ne tweet atıyor, ne yapıyor? Direkt onları kaldığım yerden devam edeyim mi onayı geldi. Çok başlamamış olmam lazım zaten. Evet. Anne, bu kadar sinir, bu kadar keyifsizlik, depresyon, agresyon, büyük sansasyon. Şimdi senin söylediklerine istinaden direkt ben de gözlemliyorum. Alttan müdahale edebiliyorum farkındaysanız. Alttan sağa doğru çektiğimde burayla ilgili geceleri bunu gerçekten beğeniyorum mesela. İntikam aldığını falan mı görüyor acaba? Anne bir dur ya. Evet Nur hayatım, doğru diyorsun. Bak Selahattin bu aralar sebepsizce direkt bunu paylaşabilirim. Sebepsizce asabi. Suratı da umarsızca turşu satıyor. Adamın bir derdi var belli. Ve ya millet ne diyor olacak? Yalan Dünya ile ilgili? Direkt bunları da görebiliyorum ya burada. Ya küçücük mikro boyutta bir tartışma yaşadık. Bir haftadır uzattın. Ben özellikle oğlumu başlar görüyorum. Devamlı bir şey izlerken tweetleşiyor. Boş ver, yorma kendini. Bu eğer size çok hani relate etmiyorsa, çok hani ben yaparım gibi gelmiyorsa inanın bu yaşla kaynaklı bir şey. Gençler bunu acayip yapıyorlar. Ve bunu daha güzel de izleyebiliriz. Şöyle ellerimizle hareket ettiğimizde direkt ağız alışkanlığı anam. O zaman zehrin suratına tükürüyor de. Alo. Ha bak. Zerin de yanımda. O da senin suratına tükürüyor. Şimdi burada bir durduralım. İsterseniz şimdi de iPhone'a geçelim.
iPhone'da direkt dizilerimizi buluyoruz. Evet, burada da direkt izlemeye bana başlıyoruz. Bana ters yapma. Cep kabadayısı. Tabii. Haydi. Yan tuttuğumuzda. Aklını meşgul etme. Hadi yürü git. Hadi. Bakın iPhone'dan da full ekran izleyebiliyorsunuz. Ha, o da sen suratına tükürüyormuş. Kız onu demiyorum ya. Sormadın mı beni neden aldattın? Bu karı kim? Bura nere? Güzel bir yer mi? Böyle manzarası var mı? Fiyatlar uygun mu? Ya ne diyorsun evet, Serin şimdi ya? Anam bunu burada bizim kapatalım. Yok elde takılma. Biraz da TV'ye gelelim. Lig TV'mizi de iki kararını 2 Temmuz'da Kiev'de yapacağı toplantıda verebileceği belirtiliyor. Maçımızı izliyoruz. Yani Lig TV'de ayrıca satın almış oluyorsunuz. Lig TV paketini alınca canlı yayınlar, canlı maç yayınları sırasında maçları izleyebiliyor muyuz? Evet. Demomuz bu kadar. Özellikle birkaç tane konuyu vurgulamak istiyorum. Zaten demoda da hep bunları göstermeye çalıştık. Çok kolay, çok basit. 3 ekranın direkt aynı merkezden en son teknolojiyle yönetildiği İlk ve tek platform Turkcell TV Plus. Umarım hoşunuza gitmiştir. İsterseniz şimdi sorularınızı alabiliriz. Serhat Bey. Hızlıca iki soru sormak istiyorum. Bir tanesi mobil TV kullanırken biz günün birinde siz sadece Turkcell bağlantısıyla buna bağlanabileceğimizi söylemiştiniz. Yani daha önce Webüsünden de bağlanabiliyorduk. Daha doğrusu ADSL ile de bağlanabiliyorduk. Bunda durum nedir? İkinci sorum da eş zamanlı olarak yani aynı anda biz kaç kişi kaç ekrandan bağlanabiliyoruz? Her biri için ayrı şifre almak mı gerekiyor? Güzel soru. Birinci şeyimiz özellikle şu anda bu Turkcell ve Süper Online abonelerine açık sistem. Ama bu sistemi böyle tutmayı düşünmüyoruz. Yaz aylarında bu sistem aslında tüm Türkiye'ye açılır hale gelecek. Ama öncelikle Turkcell ve Süper Online aboneleriyle başlamış oluyoruz. İkinci sorumda da Turkcell şifre, numara ve onun şifresiyle hareketleniyor. Aynı anda webde, mobilde ve tablette tek abonelikle izleyebiliyorsunuz. İkinci telefonu sokarsanız ikinci abonelik gerekiyor. Yani aynı anda üçüyle birlikte izleyebiliyorsunuz. Bir evde ya da diyelim ki çocuk dışarıda, onun aboneliğiyle hem webde hem iPad'de izlenebiliyor. Buyurun. Erdal Kaplan Seren, PCNet. Benim de hemen iki kısa sorum var. Birincisi, dizilerde veya maçlarda belki yani çözünürlük çok ciddi bir... ...ama filmler için aynı şey geçer değil. Artık çok yüksek çözünürlükte film izlemek istiyor herkes. Burada film seyrederken insanlara çözünürlük seçeneği sunacak mısınız veya sunacağınız maksimum çözünürlük ne olacak? Birinci sorun bu. İkincisi de özellikle diziler çok izleniyor. Yani insanlar dizilere çok fazla ilgi gösteriyor ve yani sonradan istedikleri zaman izleme seçeneği diziler için ve belki de maçlar için çok anlamlı. Ama internette de biliyoruz ki çok fazla dizi sitesi var ve bu siteler şey değil yani izinli değiller ya da bir lisans parası ödeyerek bunu yapmıyorlar. Kimi video siteleri şu anda webden dizi yayınlarını lisanslı olarak yapabiliyorlar ve çok ciddi lisanslar ödüyorlar şeylere, şirketlere, film şirketlerine. Bu konuda bir çabanız olacak mı sizin? Yani bu dizi izleme sitelerinin sonuçta bu tarz bir platform için önemli bir engeli var gibi görünüyor. Bu konuda bir çalışmanız oldu mu ya da olacak mı? Hatırlarsanız müzik de aynı yoldan geçti. Müzikte de benzer sıkıntılar çok vardı. Turkcell özellikle NÜYAP'la birlikte
müziği de yasal platformlara oturtturmak için belli bir çabası oldu ve şu anda Turkcell Türkiye'nin en yüksek telif ödeyen şirketi. Ve bunu değişik modellerle satıyor ama her birinin telifini ödüyor. Bence diziler ve filmler de benzer bir süreçten geçiyorlar. İnternette bunların şu anda değişik kaçak ve yasak olmayan şekillerini bulunabiliyor. Ama buralarda bölüm yani parça parça almanız gerekebiliyor. Değişik PC'nize indirdiğinizde zararlı olabilecek şeyler bununla birlikte gelebiliyor. Kendinizle ilgili bir bilgiyi aktarmanız gerekebiliyor. Kullanıcı deneyimi olarak burada size sunduğumuz deneyimden çok farklı bir deneyim. Biz zamanla da bunların azalacağını düşünüyoruz. Ben içerik sahipleriyle konuştuğumda özellikle yasal olmayan içeriğe karşı hep birlikte hareket edeceklerini aktarıyorlar. Burada tabii ne görüyorsanız yasal. Çözünürlükle ilgili sorunuza geleyim. Çözünürlükle ilgili burada özel bir teknoloji var. Sizin bant genişliğinizi anlıyor. Bant genişliğine göre değişik profillerle sizin en iyi seyredebileceğiniz yayını getiriyor. Diyelim ki o sırada bant genişliğinizde bir sıkıntı oldu bir data trafiğinden dolayı. Onu hemen düşürüyor ki o sırada belki çözünürlükten bir fedakarlık etmiş oluyorsunuz ama yayınınız hiç kesilmiyor. Burada böyle bir teknoloji var. Bunun arkasında bizim bütün filmlerimiz HD kalitesinde. Ona göre kendini ayarlıyor. HD kalitesinde filmlerimizi tabii 2012'nin içinde özellikle hani ev kutusunda çıktığı dönemlerde sunuyor olacağız. Çok doğru. Gerçekten insanlar devamlı çıtayı yükseltiyorlar. Daha HD kalitesi daha yüksek filmleri izlemek istiyorlar. Ve orada bizim güçlü altyapımız devreye giriyor. Yani teknoloji dünyasında 20-30 sene harcamış insanlar bazen, şimdi adını vermeyeyim ama bir TV kutusu var biliyorsunuz. Bir firmanın ismi arttı TV'nin kutusu. Onunla Türkiye'ye geldiklerinde bir filmi indirmelerinin, HD kalitesinde bir filmi indirmelerinin 8 saate yakın tuttuğunu söylüyorlardı. Ve bunun da imkanı yok, kullanılır, anlaşılır bir deneyim olmadığından bahsediyorlardı. Şimdi yani Turkcell Super Online'ın 20, 50, 100, 1000 megabitlik hızlarında bu yüksek, çok yüksek kalitedeki filmleri çok uygun zamanda indirmek mümkün oluyor. Yani altyapımızın gücü burada devreye giriyor. Bu altyapının gücüyle hem fiber internette hem de 3G ile daha yüksek kalitede filmleri, videoları izlememiz mümkün olacak. Buyurun. Kenan Mehmetzade Zaman İste. Öncelikle haftalık paket yoktu, olacak mı? İkincisi kimin data paketini kullanacağız? Bizden mi gidecek, Turkcell mi bu veriyi karşılayacak? Üçüncüsü de şey vardı, mesela çocuğa tableti veriyorsunuz ya bilgisayar veriyorsunuz. Siz diğer tarafta başka şey izliyorsunuz. Çocuk bir bakayım da babam ne izliyor diye biliyor herhalde, öyle anladım. Yani biraz sakıncalı olabilir mi? Hani baba ne izledi? O şimdi babasına göre değişir. Şöyle... Haftalık paket inan düşünmedik. Bir fikir bunu alıyorum. Haftalık paket düşünmedik. Günlük ve aylığımız var. Ama olabilir. Data ile ilgili kısmında da bu gördüğünüz paketler için cepten ve Süper Online abonelerine de fiberden data ücreti bu paketlerin içinde olacak. Fakat biz müşterilerimize ikisini de sunacağız. Yani isterlerse all inclusive dediğimiz tamamen içine katılmış şekilde, bu şekilde de alabilecekler. Ama isterlerse de kendi paketlerinden belki daha uygun fiyatta da alabilecekler. Wi-Fi üzerinden de izleyebiliyorsunuz. Burada zaten iPad Wi-Fi'leri şu anda. Özellikle hani buradaki temel nokta, bunu herkese açtığımız durumda tabii ki o zaman o başka operatörün cebini kullananlar ya da başka operatörün ADSL'ini kullananlar için o geçerli değil. Buyurun. Murat Çehril, Türk İnternet. Ben de iki sorum olacaktı.
Bu platformda tematik ayrıştırma olacak mı? Örneğin çocuk içerikleri, yetişkin içerikleri diye bir şey olacak mı? Bir de bu platform üzerinde reklam uygulamaları düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Murat Bey, bu bir dijital platform. O yüzden bizce önümüzdeki dönemde gittikçe gelişecek şekilde dijital reklamcılığın da önünü açacak bir platform olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha kişiye özel reklamların da olabildiği bir ortam olacak bu ileride. Yetişkinle ilgili sorunuzda ise şu anda içeride yetişkinlere yönelik bir, yani özellikle adult içerik yok. Bunu önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz ama şu anki açılış durumumuzda öyle bir durumu yok şu anda. Değil mi? Yani aslında internet kullanıcısını da hedefleyen bir yaklaşımınız var. Gördüğüm kadarıyla daha da çok hatta bu kesimi. Bu kesimin normal televizyon kanallarında izleyeceğimiz şeylerin dışında farklı içerik anlaşmaları olacak mı? Farklı içerikleri de izleyebilecekler mi? Veya bunları paylaşma şansı olacak mı? Mesela ikinci sorum da özellikle bununla ilgili. Mesela televizyon şirketlerinin birçoğu aslında dizilerin dijital haklarını satın almıyorlar. Genelde yapımcılarında anlaşmalar var. Evet. Burada siz anlaşmaları direkt dizi yapımcılarıyla mı yapıyorsunuz bir kısmında? Veya onlara özel, mesela dizi izleyenlere özel içerik yaratmak istediğinizde bunun gibi özel projeleriniz de olacak mı? Teşekkür ederim. Çok güzel sorular. Bizim tabii yol haritamızı ortaya koyuyorsunuz Timur Bey her zaman gibi. Burada özellikle internet üzerinde, ki yoğun internet kullanıcılarının çok ilgisini çekecek değişik tema ayrımlarıyla arkalarına yaslanıp izleyebilecekleri değişik kanallar olacak. Lansmanımız da şu anda yok. Önümüzdeki 1-2 ayın basın lansmanlarını böylelikle. Bir de Turkcell burada kendi kanallarıyla ilgili, yani kendi özellikle kanal yapmayla ilgili de değişik içerikçilerle işbirlikleri yapacak. Evet. Buyurun. Merhaba. Ben Bülent Keskin. Evet. Kanala. Birincisi sorum Turkcell TV Plus'ta biliyorsunuz internet kullanımı olacak 3G'den dolayı. Ve hani internetiniz, demin paketleriniz, hani atıyorum 4 GB'lık paket aldık. Süresi, yani GB'ı açtığınız zaman hızı düşecek. HD'den daha aşağı düşecek. Ama yani dizi veya film kesilmeyecek dediniz. Bence hani Turkcell olaraktan bu paketi sınırsız yapsanız kullanıcılara daha mantıklı olmaz mı? Böyle bir soru soracağım. Birinci sorum. Hani bir saniye, 4 GB'lık bunu açıklayayım. Bu paketlerde o internet paketinizden yemiyor. Bu kendi başına datası da bunun içinde. Buradakilerin. O yüzden öyle bir hız sınırına bu paketler mevzu internet bahis değil. İnternet paketi farklı, TV paketi farklı. TV ayrı paketi kendi datası dahil geliyor. O yüzden buradaki paketiniz ne olursa olsun bu filmleri izleyebiliyorsun. Yani bu paketi aldığınızda bir sınır aşımı mevzubahis değil. Ha, kotaya takılmamış olmayacağız. Yani evet. 3G'deki atıyorum 4 GB'lık kotamız varsa ona takılmayacağız. Evet. Yani kotalı paketler de çıkartacağız ileride. Fakat burada bu size yani bir toplam çözümü, bir fiyata toplam çözümü ulaştırıyor. Siz Cenk Bey'in demin hani dediği HD kalitesi düşecek ama devam edeceksiniz izlemesine. Ha yok, ben orada yanlış aktarmış olabilirim. Sizin bant genişliğinizi sistem otomatik anlıyor. H ve 2G ve 3G'ye göre. 2G, 3G diyelim ki evdeki internette de bazen işte yoğunluk olabilir eğer süper online fiber kullanmıyorsanız. İşte orada mesela hızı değişebilir. O hızı anlıyor, sizin için en uygun, en yüksek kalitedeki hızı getiriyor. O yayın kalitesini getiriyor. Ama bunların hani normal internet paketlerinizde bir alakası yok. Yok. İkinci sorum ve son sorum da 4G'ye ne zaman geçmeyi düşünüyorsunuz Turkcell olarak? O beni aşar Süreyya Hanım. Var şu anda biliyorsunuz yani Amerika'da bir numaralı mühendis olarak seçilen Apple'ın kurucusu Steve Wozniak Türkiye'de sahneye çıktığında ilk söylediği söz Turkcell 3G Amerika'daki 4G'den daha hızlı dedi. Bu da bir gerçek hakikaten. Yani gerçekten bugün Türkiye'deki mobil internet, Turkcell mobil internet hızı Amerika'dan da Avrupa'dan da daha hızlı. Biz 3G'nin
HSDPA Plus kullanıyoruz. Ve aynı zamanda bunun dual carrier, yani iki çift taşıyıcılı versiyonu geliyor. Bu hızımızı önümüzdeki aylarda ikiye katlayacak. O yüzden şu anda maksimum 43.2 megabit hızdan giderken bu kısa zamanda 84'e çıkacak. Sonra 168'e çıkması mevzubahis. O yüzden yani her 18 ayda neredeyse ikiye katlıyor teoremi. Burada da geçerli olarak devam ediyor. O yüzden bence müşterilerimizin bu şeylere 3G, 4G'ye fazla takılmaması lazım. Önemli olan hız. Biz de şu anda dünyanın en hızlı mobil internet servislerinden bir tanesini sunuyoruz. Ama önümüzde LTE de belli bir dönem sonra, 2-3 belki 4 sene sonra o da Türkiye'de devreye girecek diye de düşünüyoruz. O yüzden de LTE pilot projelerimiz de paralel olarak devam ediyor. Hatta geçen ayda bunun açıklamalarını yaptık. Orada da yani orada da bir o biraz daha uzun dönemli bir 3-10 sene arasında LTE bence önemli bir kaynak olacak. Fakat şu anda biz bu arada Amerika'da HSDPA Plus'a da 4G diyorlar. Yani onu da vurgulamak istiyorum. O yüzden yani şu anda iyi bir yerdeyiz. Önümüzdeki 2 yılda da bunu çok hızlı arttıracağız. Ve biliyorsunuz şu yeni iPad 3 çıktığında LTE ve dual carrier çift taşıyıcılığı kullanıyor. Biz de A lisansı olduğumuz için Türkiye'de bu çift taşıyıcı olan tek operatörüz. Bunun avantajını müşterilerimiz yaşayacak. Bence biraz size söz verelim. Çilem, Hürriyet Gazetesi. Ben telif konusunu merak ettim. Önümüzdeki 5 yıl içinde teliflere ayıracağınız bütçede bir öngörü var mıdır? Çünkü önemli bir kısmını kaplayacak galiba bu. Tabii ki hani sinema dünyasına girdiğiniz anda telifler çok önemli bir pay tutuyor. Burada gelir paylaşımlı bir iş modelimiz var telif sahipleriyle birlikte. Ama öngördüğümüz ve paylaştığımız bir bütçemiz şu anda yok. Buyurun. Siz söyleyin, biz tekrarlayalım soruyu isterseniz. Evet. Şimdi dün BTK Başkanı ile Antalya'da bir zirvede konuşurken bu mobil datanın artışının 200 sene içerisinde çok ciddi bir sıkışmaya sebep olacağını ve bununla ilgili önlemler alınması gerektiğini söylemişti. Şimdi bu yeni hizmetle beraber çok ciddi bir kullanım olacağını ben yine düşünüyorum. Bu konuda yatırımlarla ilgili bir söylemek istediğim birkaç şey olacak mı yani? Çünkü hakikaten data inanılmaz bir boyutta artıyor mobil data kullanımı. Ve hakikaten mevcut altyapıyla bu ne kadar daha sıkıntısız gider? Bununla ilgili Türkcell'in alacağı önlemler ne olacaktır diye sormak isterim. Bakarsanız yani bilişim dünyasının 1940'lı yıllardan itibaren her yıl bu data kullanımı artmış. Ama bu mobil cihazlarla 3G ile birlikte bu daha da bir hızlanmaya başladı. Son 2 yılda yanlış hatırlamıyorsam Türkcell'de mobil data 2009'dan 2011'e kaç misli arttı? 13, bravo. Çok yakın bir tahminde bu. 13 misli arttı. Kişi başına kullanım %560 artmış. Yani 1.6'ya olmuş. Bu arada tabii kullanıcı sayısı da 2'ye katlamış. Hız muazzam artmış. Birim fiyatta %81 düşmüş. Müşteri için muazzam bir kazan. Ve bu mobil data trafiğinin hızla artmasının devam edeceği de kesin gözüyle bakılıyor. Ve hakikaten işte bu uygulamalar gelince videoda bu kontentin data formatının %66'sını teşkil edecek diye düşünülüyor. Bizim bütün operatörler olarak, sektör olarak buraya yatırımlarımızı devam ettirmemiz lazım. Yani Sayın Bakanımızın, Sayın BTK Başkanı'nın bence dedikleri haklı, çok haklı oldukları nokta bugün çok iyi bir konumdayız. Çünkü 2008'de, 2009'da, 2010'da dünya global ekonomik krizdeyken biz muazzam yatırımlar yaptık. O yüzden başkaları frene bastığında, durduğunda biz çok gaza basarak arayı kapattık ve hatta öne geçtik. Ama burada devam ettirmemiz lazım yatırımları. O yüzden yani hep söylediğimiz karlı iş modelinin olması, doğru iş modellerinin olması da çok önemli. Ki çünkü
bu işte çok büyük yatırımlar dün de gerekiyordu, bugün de gerekiyor, yarın da gerekiyor. Biz Turkcell olarak bu sene, geçen senekinde, geçen sene 1,5 milyar lira civarında yatırım yapmıştık. Bu sene de 1,7 milyar lira civarında tekrar yatırım yapmayı planlıyoruz. 2012 için. Bir de bu altyapı tamamen Turkcell teknolojinin değil mi? Efendim? Turkcell teknolojinin ve iş ortaklarımızın, yani bunun bir kısmını da iş ortaklarımız geliştirdi. Biz Türkiye'de de iş ortaklarımızla, ekosistemle beraber çalışmaktan hem memnunuz hem de gurur duyuyoruz. İnşallah onu da daha çok arttıracağız. Burada iş ortaklarımızın da emeği var. Değil mi Cenk? Evet, evet. Turkcell teknolojinin de emeği var. Onlar bizim esas teknoloji merkezimiz, Ar-Ge merkezimiz. Ama iş ortaklarımızla beraber... Timurcuğum bir arkadaşlara da söz verelim, sonra tekrar size geriye gelir. Buyurun. Affedersiniz, mikrofon buraya gitti. Ali Uşungör. Şunu sormak istiyorum. Acaba hangi mobil platformlarda destekleniyor bu hizmetler? Mesela BlackBerry'de ya da Windows Phone'da destekleniyor mu? Şu anda Android'de ve iOS'te çok gördüğünüz güzel bir şey var, app'i var. BlackBerry'de ve diğerlerinde şu anda web'ten bu hizmet alınabiliyor. Ama tabii ki en çok telefonda çalışan app'i Turkcell yine önümüzdeki dönemde de hep sağlamaya devam edecek. Evet, evet. Tabletlerde de, Android'de ve tabii ki iPad'de şu anda clientleri mevcut. Buyurun. Özgür Çetin, shiftread.net. İki sorum var benim. Yurt dışında kullanılabiliyor mu bu hizmet? Çünkü Wi-Fi dediniz, kullanılıp kullanmadığı önemli. Bir de şimdi akıllı televizyonlar da yaygınlaşmaya başladı. Oraya ilgili bir düşünceniz var mı? Çünkü şimdi reklamda da gördük, kumanda üzerinden gidiliyor ama akıllı televizyonlara yapılacak uygulamalarla bu geliştirilebilir. Öyle bir projeniz var mı? Evet, ilk sorunuza cevap vereyim. Şu anda bu Türkiye sınırları içinde kullanılabiliyor. O yüzden Wi-Fi'ye yurt dışından bağlanırsanız orada bloklanacaktır, kullanamayacaksınızdır. Çünkü bu filmlerin, evet, telif filmlerin hakları yüzünden. Telif hakları Türkiye sınırları içinde satın alınmış durumda. İkinci sorunuzda da özellikle connected ve akıllı TV'ler bizim önümüzdeki dönemde hep olacağımız, desteklediğimiz platformlar olacak. Çok yakında inşallah 2012'de hep önemli üreticilerle işbirliklerimizi duyacaksınız. Cenk, şimdi aklıma bence arkadaşın sorusundan güzel bir fikir geldi. Yani biz de bu telif haklarını, pazarlığını yaparken belki seyahat eden müşterilerimize, yani bir hafta gibi bir süre için, geçici, yani aylar değil de o sürede izin verseler bence kazan kazan olur. Olur tabii. Onu düşünelim. Tabii ki. Teşekkürler. Evet. Evet. Kemal. Fikri Bey, geçmiş olsun bu arada. Ya ben geçtiğimiz hafta bir tane rapor okudum. Orada şeyden bahsediyordu. Amerika'da pay TV ve işte platform ücretlerinin 1'e 3 gibi bir orandan bahsediyordu. Ve platform ücreti 1 iken işte pay TV servisleri 3 katı. Ve toplam rakam 80 dolar civarı. Bunun 2020 yılında toplam ücretin 200 dolara çıkması bekleniyor ama platform ücretinin artması öngörülüyor. Yani 1'e 1 orana gelmiş durumda. Yani Türkiye'de biz ücretlerin düşmesine alıştık. Cidden, yani mesela 3G ücretlerini falan. Ama bu platform ücretlerinin gerçekten yukarı çıkmaya başladığı gözüküyor. Yani sizin böyle bir öngörünüz var mıdır? Yani şu an mesela 10 lira öderken bir servisi 2020 yılında bu işte 50 dolar seviyelerine falan mı gelecek? Nedir? Şöyle söyleyelim. Burada iki tip aslında iki tip alışveriş dönüyor. Bir tanesi bir paket alışverişi dönüyor. Bu paket alışverişi tabii ki içeride sunulan içerikçilerin telifleriyle orantılı olarak bu paketin değeri önümüzdeki dönemde kendini yani değişebilir. Ama orada yapılan anlaşmalara bağlı. Diğeri ise transaction bazlı, yani direkt satın alma işlemi var. Bu satın alma işlemi, yani 2 ile 4 lira arası dedik filmler. Orada da yine tümüyle o telifi paylaştığınız kişilerle belirlenilen tutarlar. Fakat özellikle bahsettiğim rapordaki veriler şu yönden de doğru. OTT denilen, yani platform yöneticiliği ya da işte belli kutular, bu kutular ama çok daha kapalı sistemler, IPTV denilen kutular ve OTT çok daha
teknoloji olarak gelişmiş olan ortamlarda ortamlara doğru hızlı bir kayış var. Zaten Turkcell TV Plus tümüyle bir OTT oyuncusu olarak pazara giriyor. Önümüzdeki dönemde diğer operatörlerin müşterilerine de zaten yine bu platform hizmetini açıyor olacak. Ben de bir ekleme yapacağım. Yani biraz evvelki sorular da bence çok kritikti. Yani data trafiğinin artmasıyla muazzam bir yatırımın gerektiği ve hakikaten de yani biz hem devlete yüksek bir lisans parası ödüyoruz ve bu altyapıyı kurmak, ilk yatırımı yapmak çok büyük milyarlarca dolar rakamlar. Bunu aynı zamanda bakımını devamlı sürdürmek, kiralar, bunlar da çok büyük masraflar ve esasında enflasyonun üstünde artan bir giderlerimiz var. O yüzden yani ana işimiz bu iletişimi sağlamak, bu data akışını sağlamak. Burada tabii ki uzun dönemli mantıklı iş modellerinin olması çok kritik. O yüzden biz işimizde yani hem ana işimizde sağlıklı bir iş modelinin olmasına dikkat ediyoruz. Hem de TV Plus gibi yeni iş modellerine de önem veriyoruz. Yani bu TV Plus'ta yani gördüğünüz bugünkü televizyon yayınlarının hepsini seyredebiliyorsunuz. İstediğiniz kanalı odaklanıp o kanalın akışını da seyrediyorsunuz. Ama siz aklınızda başka bir şey seyretmek varsa internetteki, cloud'daki herhangi bir videoyu da bulup onu da izleyebiliyorsunuz. Yani yani tamamen daha ek faydaları olan, daha süper bir teklif. O yüzden heyecanlı diye düşünüyoruz. Buyurun. Skytürk Gülşah Karadağ. Müşteri hedefinizi soracaktım. Yani abone hedefi nedir TV Plus'ta? Bir de buradaki beklentiniz nedir? Yani TV Plus'ın Turkcell'e katacağı şey, önceliğiniz nedir? Kârlılık mı, müşteri sadakati mi, yoksa rekabette gelinen nokta mı? Hani o anlamda bir açılım mı? İlk önce şunu söyleyeyim, bizim yani hem fiber internette hem de mobil internette bu onu çok tamamlayıcı bir uygulama. Yani bizim altyapının üstünde müşterilerimize sunabileceğimiz bir uygulama. Bunu biz de sunuyoruz, başka iş ortaklarımız da sunuyor. Biz yani hem kendi teklifimizi müşterilerimize sunuyoruz ama aynı zamanda müşterilerimizin başka bizimle beraber çalışan iş ortaklarının teklifleri de değerlendirmelerine çok açık bakıyoruz. Fakat Cenk'in söylediği gibi biz yani bütün teknoloji bilgimizi kullanarak, bütün tecrübemizi kullanarak nasıl en kolay, en sade, en herkesin kullanabileceği bir kullanıcı deneyimi yaşatırız. Buna odaklandık. Bununla fark yaratmak istiyoruz. Yani ve bence burada başta Cenk olmak üzere, Berkin olmak üzere bütün arkadaşları da tebrik ediyorum. Yani Turkcell'de yeni bir işi, kendileri yeni bir startup firması gibi büyük zorluklara rağmen kurdular. Birçok ekosistemimizdeki iş ortaklarımızla, Turkcell Teknoloji ile beraber çalışarak gördüğünüz gibi çok güzel, gerçekten değer katan bir uygulama seti ortaya çıktı. Ama bu bir yolculuk, onu da söyleyeyim. Biz daha işin çok başındayız. Bu önümüzdeki yıllarda bu çok hızlı değişecek. Ama sonunda hep derler ya içerik, content is king, yani içerik çok değerli. Yani üretici, orijinal, farklı içerik daha geniş bir kitleye, müşteri segmentlerine bu kanallar üstünden ulaşabiliyor olacak. Bu da bence yani sizin de çalıştığınız organizasyonlarda veyahut da sizlerin yani içerik üreticilerisiniz. Bu değişik ürettiğiniz farklı içeriğin müşteri kitlesine ulaşmasını sağlayacak. Yani bu yolculukta önemli bir adım diye düşünüyorum. Değil de kendi datasını kullanıyor burada. Burada herhangi bir adil kullanım türünde bir adil seyretme limiti gibi bir şey var mı?
Yok. Bunda mesela bir film alıyorsunuz, bir para veriyorsunuz, onu seyrediyorsunuz. Hayır, şey, sırf pakette. Yani ben televizyon paketini aldım. Evet. Sabahtan akşama kadar seyredebilir miyim? Vallahi şimdi burada tabii yani zaten kendiniz de söylüyorsunuz. Yani network'ün sağlıklı bir şekilde performansını arttırarak, kilitlenmeden çalışmasını sağlamak görevimiz. Yani biz müşterilerimize hep devamlı daha, yani çıta her gün yükseliyor. Daha hızlı, daha kaliteli bir servis bekliyor müşterilerimiz. Onu da sağlamamız lazım. Yani onun için gerekli kararlar neyse onları da alırız ama burada bunlar böyle yani bir paket şeyler, paket programlar. Orada neyi söylemişsek onu vereceğiz müşterimize. Timur senin tekrar sana efendim. Tekrar bir soru vardı onu alalım. Sordular. Belki Mac platformunda da herhalde izleniyor değil mi? iOS'te var. Ha Mac'te izleyebiliyorsunuz. Ben evde Mac'te izliyorum. Evet. Bir de web sitesini Mac. Hatırlatır mısın? Hangi web sitesi? Turkcell TV Web TV. Turkcell TV Plus. Turkcell bizim pardon demo şeyiydi. TurkcellTVplus.com. Peki daha önce nerelerde izleniyor mobil TV'deki mesela istatistiklere bakarak aslında biraz da bu iş için yatırımları gözden geçirmek gerekiyor mu? Çünkü bir yandan bakıyorsunuz T-Mobile iPhone vermediğim için zarar açıklıyor ama AT&T de iPhone'lar da yüzünden zarar açıklayabiliyor. O yüzden sınırsız tarife verdiği için. Evet. O gerçekten yatırımda kullanıcı sayısı arasında ciddi bir ilişki var. Kötü deneyim de insanları bu iyi servisten uzaklaştırabilir çünkü bir yandan. Vallahi gerçekten çok etkilendim yani. Basın bence bizim hem teknoloji tarafında hem de pazarlama konusundaki zorluklarımızdan haberdarlar. Bence bizim yönetici arkadaşlarımız basını dikkatle dinlemelerini tavsiye ediyorum. Bütün yani çok güzel bir örnekti yani biraz evvel verdiğin. Yani bir tane operatör Apple yok diye zarar ediyor. Ötekisi de Apple var diye zarar ediyor. Dikkatli olmak gerektiğini söylüyor. Bizim de dikkatli olmamız lazım. Yani sonunda müşterilerimizi memnun etmemiz lazım. Onlara çok önemli bir iletişim, temel ihtiyacı sunuyoruz. Fakat bence bugün benim de çok heyecanlandığım bir gün. Gerçekten teknolojiyle neler yapılabileceği, nasıl insanlarımıza daha fazla değer katacağımızı göstermiş olduk. Cenk'i de bence çok başarılı bir demo yaptı. Onu da tebrik ediyorum Cenk. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Şimdi isterseniz içerideki... Bir soru var mı Fikri Bey de? Pardon. Akıl yürüttüm. Bir veya iki tane Turkcell paketi, Turkcell TV paketi aldığımızda kullanılacak datayı hesap ediyorum. Ama biz şimdi 4 GB'da 42 lira ödüyoruz. Acaba fazla mı ödüyoruz? Vallahi belki bu soruyu almasaydık. Şaka yani inanın müşterilerimiz için hep biz en yeni teknolojileri uygun fiyatlarda sunuyoruz ve çok yani biz müşterilerimizi uzun süreli tutmak istediğimiz için kısa dönemli düşünmüyoruz. Yani şimdi bu çok spesifik bir soru 42 lira ona girmeyeyim ama genelde prensibimiz hep adil şekilde müşterilerimize daha fazla teknolojiyi uygun fiyatlarda mantıklı bir şekilde onların adil göreceği şekilde sunmak. Bu konuda da bence Turkcell çok muazzam bir gelişme kaydetti. Müşteri 2.0'la müşterilerimizin güvenini kazanmak açısından. Ne diyoruz? Turkcell'in kafası rahat diyoruz. O yüzden sizin kafanız rahat olsun. Siz hiç merak etmeyin. Biz onlara özellikle dikkat edeceğiz. Oldu arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yani bence burada sizin sektörlerinizle, sizin de çok yakından bildiğiniz sektörleri de etkileyen bence çok pozitif gelişme. Yani sizin ürettiğiniz içerik daha fazla kişiye ulaşabilecek ve insanlar yani farklı içerik üretiyorlarsa onlara ulaşma fırsatı olacak. O yüzden önemli bir gün diye düşünüyorum. Çok çok teşekkürler, iyi günler, iyi haftalar.